Türkiye. Aha. Ayva. Eyvallah. Arkadaşlar bakın, Mısır'da apartmanlar bayağı eski oluyor. Bazı apartmanlar tabii ki. Asansörleri de bu tip eski asansörler. Ha, dayı şimdi gösterecek bana. Kapımızı kapatıyoruz. Evet. Mesela 3. kata çıkıyoruz. Bakın, asansörler öyle. Here. Antik. Old. Yeah. Old. Oh. Old, very old. Here. How many years? Mitsen. Sağ olsun dayı, rica ettim de gösteriyor bana bu şekilde. Bayağı eski ya. Bakar mısınız? Ama güzel bir yapısı var açıkçası. Hoşuma gitti. Ne kadar güvenilirdir bilmiyorum ama hoşuma gitti. Şükran. Evet. İsme? Muhammed Burak. Türkiye, from Türkiye. Şükran. Burak. Burak. Aha. Burak. Yeah. Şükran. Nagab Erdoğan. Ah. Very good. You like Erdoğan? Yeah. Muslim. Defa al-İslam. Müslümin. From Alexandria? Yeah. From Alexandria. Alexandria. It's beautiful city. Alhamdulillah. Beautiful city. Şükran. Şükran. Bu abiyle dün hostele geldiğimde tanıştım da Türk olduğumu duyunca gel dedi, merdivenden çıkma, asansörle götüreyim seni dedi. 3. kata kadar çıkarmıştı sağ olsun. Hostelim de burası bu arada dostlar. İthaka isminde bir hostelde kalıyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen ana caddenin üzerinde. Paylaşımlı oda, gecelik 8 dolar. Yani konumu güzel. Hostelde fena değil. Gelmek isteyenler, kalmak isteyenler orada konaklayabilirler dostlar. Yani paylaşımlı odada kalanlar, kalmak isteyenler. Günaydınlar, selamlar. Güzel bir sabah uyandık. Hava gayet güzel. Ana caddenin bütün gürültüsü hostele geliyor maalesef. Ama burası Mısır. Korna sesi eksilmiyor. Hiçbir zaman şehir ölmüyor. Yani sürekli bir canlılık var. Gece uyandım mesela ben 3-4 gibi. Hala o insan sesleri, araba sesleri devam ediyordu. Yani Mısır'a geldik. Buranın kültürü bu şekilde. O yüzden ayak uyduracağız buraya. Şeyi anlatıyordum. Asansörü görünce eski böyle merak ettim. Dayı gel dedi, çıkarayım seni. Ama orada video çekmemiştim. Şimdi tekrardan görünce rica ettim. Sizlere de göstermek istedim videoyu. Çok fazla eski bina var. Mesela burası korniş olarak geçiyor. Bir önceki video izleyenler hatırlayacaklardır. Şu an Mısır'ın en kuzeyindeyiz. İskenderiye şehrindeyim. Burada sahil kenarı korniş olarak adlandırılıyor. Binaları görüyorsunuz, hep eski binalar. Bu binaların asansörleri de gördüğümüz gibi eski tip asansör oluyor. Güzel bir dokusu var ama ne kadar güvenilirdir bilmiyorum. Bu sarı siyah küçük serçe tipi arabalar taksi. Paylaşımlı taksi aynı zamanda. Yani yoldan yolcu alıyor, devam ediyor. Dileyen istediği yerde iniyor. Bunlar mikro olarak geçiyor. Minibüsler. Keza bunlarla da şehir içinde yolculuk yapabilirsiniz. Şöyle karşı tarafa doğru geçeceğim şimdi ileriden. Hatta buradan geçelim ya. Yola atlamanız gerekiyor burada. Başka türlü karşıya geçemiyorsunuz. Bak mesela orada atlıyorlar yolları. Onlar profesyonel çünkü. Bu videoda hep birlikte İskenderiye'yi gezeceğiz. Dolu dolu bir video olmasını ümit ediyorum. Hoppa! Güzel bilgiler vereceğimi düşünüyorum. Bakalım, başladık videoya. Hazır videonun başındayken de bir beğenirseniz videoyu, yorum atarsanız, abone olmayanlar varsa abone olursa ve desteklerse beni çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum dostlar.
Motorlar tehlikeli. Motorlar bayağı hızlı geliyor aradan. Onlara dikkat etmek lazım. Şimdi diyeceksiniz ki yaya geçidi yok mu? Oradan geç. Orada da aynı muhabbet. Atmanız lazım kendinizi yola. İnsanlar burada geliyorlar, oturuyorlar. Birazcık ileride çay kahve satan böyle tezgahlar var. Orada çayınızı kahvenizi alıyorsunuz. Manzarayı izliyorsunuz. Tek sıkıntısı acayip pis. Yani şöyle göstermek istiyorum. En basitinden mesela yemişler içmişler hemen bulundukları yere atmışlar. İlerisi daha da pis bu arada. İleride bayağı yoğun çöplüğün olduğu, çöplerin olduğu yerler var. Oha, feci kokuyor. Ve önüne masa atmış. Hatta bir önceki videoda oturduk orada kahve içmiştik bir arkadaşla. Atmış önüne çöpün masayı, orada takılıyor içiyor. Kimsenin umurunda değil yani. Ama manzara güzel tabii ki. Akdeniz'e bakıyoruz. Buradan itibaren artık Akdeniz'e açılıyor. Dün akşam şahane bir gün batımı vardı. Vallahi o kadar güzel bir doku oluşuyor ki gün batarken şehirde. Özellikle karşı taraftan izlemek gerekiyor. Çünkü güneş bu taraftan batıyor. Mükemmel bir görüntü oluyor. Selamünaleyküm. Kifak? Elhamdülillah. Kif halak? İsmi? Mahdi. Mahdi. Palestine. Burak. Aa, Palestin. Brother. Palestine. Brother. Allah barik değil. From Türkiye. Türkiye? Aha. Ayva. Eyvallah. Dinleyak. Eyvallah. Ahbom ana. Eyvallah. Bas. Ana. عايز حاجة. عايز حاجة؟ عايز شيء. أنا رجل فلسطيني. أها. أنا هنا. أيوة والله. أنتم الله. أيوة والله. فلسطينيmiş arkadaş da pasaportunu gösterdi, telefondan çocuğunu gösterdi. Çocuğu rahatsızmış, hastanede tedavi oluyormuş. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Para istedi, yardım edebilir misin dedi. Türk olduğumu duyunca yanaklarımdan öptü ya. Yani bizi bu coğrafyada seviyorlar. Farklı sebeplerden tabii. Herkesin başka sebepleri var ama seviyorlar. Öyle bir şey görmedim yani. Hatta Türk olduğumu söyleyince ekstra bir hürmet gösteriyorlar. İşte hemen bir çay, kahve bir şey ikram etmeye çalışıyorlar. Hemen sohbet ediyorlar. Sarılıyorlar. Bir arkadaş gibi gelip böyle öpenler oluyor. Yani güzel bir bağ kurmaya çalışıyorum insanlarla. Orta Doğu'nun insanı da sıcakkanlı bizlere karşı. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizlere. Burada bir tane park var. Dün girmek istedim bu parka da. Aa, şuradan giriliyor sanırım. Dün kapalıydı orası. Bir tane anıt var orada. Birkaç kişiyi görmüştüm girerken. Demirlerden atlayıp giriyorlardı. Gerçi kapalıymış ya. Yine kapalı. Demek ki onun üstünden atlayıp girdiler. Bir önceki videoda caminin minaresini görmüştüm uzaktan. Bayağı hoşuma gitmişti. Bu videoda geleceğimi söylemiştim. Şimdi o caminin önündeyiz dostlar. Komutan İbrahim Paşa Camii'ymiş ismi. Modern Mısır ordusunun kurucusu olarak sayılıyormuş kendisi. Gayet güzel bir cami yapmışlar bu arada. Sanki kale surru gibi. Mimarisi hoşuma gitti bayağı. Yol üstünde bir benzinlik gördüm şimdi. Fiyatlara bakalım. En ucuz benzin 13,5 pound. Mısır pound'u 15-25'e var. En pahalı benzin de 17 pound. Belki bu gaz olabilir, bilmiyorum. Bugünün kuruyla bu videoyu 2024 yılının Kasım ayında çekiyorum dostlar. Şu 9,5 lira falan yapıyor. En pahalı benzin de 11,5-12 lira arası bir şey yapıyor. Öyle göstereyim benzinliği. Bu sarı lacivert renkli olan benzinlikten bayağı gördüm. İsmi de Mısır. Ülkenin... Hop dayı sakin. Yetimin dibinde gördüm birden. Tamponu dedim, ne oluyor? Dolmuşçular yanaşıyor yana yani. Yapacak bir şey yok. Biz dikkat etmek zorundayız. Benzin istasyonunda Mısır yazıyordu ya, tam onu gördüm. Ülkenin isminin nereden geldiğini açıklayacaktım. Dolmuşçu arkadan ufak bir değdirdi. Bizim de aklımızı aldı. Şimdi Mısır'ın etimolojisine baktığımda, yani isminin nereden geldiğini biraz araştırdığımda şöyle bir şeyle karşılaştım. Yunanca'da Egiptos isminde bir kelime var. Memphis'in şehri anlamına geliyormuş. Mısır'ın ilk başkenti Memphis'miş bu arada. Ona ithafen Egiptos demişler. Bugün İngilizce'de Egypt olarak çevriliyor dostlar. Geç abi geç. Gözlüğünü yerim senin be. Bugün İngilizce'de Egypt diyorlar dostlar. Egiptos'tan geldiğini düşünüyorum. Memphis'in şehri anlamına geliyormuş ve bir statü belirtisi olarak bu ismi vermişler. Daha sonrasında Mısırlılar Kemet demiş kendi ülkelerine. Kara ülke anlamına geliyormuş Kemet. Bugün şu şekilde anılıyor ülke. Tam ismiyle söylüyorum. Cumhuriyet
Masral Arabiye, yani Mısır Arap Cumhuriyeti olarak anılıyor. Buradaki sanırım Masral Mısır olarak çevrilmiş ve ülke anlamına geliyormuş. Mısırlılar kendi ülkelerine ülke diyorlar. Bu yüzden Mısır demişler. M-I-S-R olarak yazılıyor. Sanırım biz de buradan almışız ve Mısır olarak adlandırmışız Türkçe'de. Yani o bildiğimiz Mısır'dan gelmiyor ülkenin ismi. Tam bunu anlatacaktım. Dolmuşçu abi birden arkadan böyle değdirdi birazcık. Tedirgin oldum, korktum. Yalan yok. Dedim ne oluyor? Şimdi tarihi bir yere gidiyorum ama hangi sokağa girdim onu bilmiyorum. Sanırım yanlış yere girdim. Bir arka sokaktan girecektim ama bir yere daldık. Neyse gidelim bakalım. Burada üniversite mi var, ne var bilmiyorum ama bayağı bir genç nüfus var. Bayağı bir genç nüfus görüyorum. Büyük ihtimalle üniversitenin yakınlarındayız. Ya da bir fakülte var burada. Heh, doğru yere girmişiz ya, tamam. İskenderiye Kütüphanesi'ne geldim. Merhaba. Hello, one ticket for... 100. Yeah, thank you. Can I ask a question? Is it like an old Iskenderiye library is here, right? Is the same location? Yeah, yeah. Maybe. No, just. Okay. Thank you, şükran. Burada bilet ofisi var. Kütüphanenin içine girmek için bilet alıyorsunuz dostlar. Farklı kütüphaneler de varmış içerisinde. Ben sadece ana yeri görmek için bilet aldım. Küçük kütüphaneleri de ziyaret edebilirsiniz. Onlar için ayrı bilet almanız gerekiyormuş. 150 Mısır poundu, 3 dolar yapıyor. Hemen karşımızda İskenderiye Kütüphanesi. Şimdi bir içeriği gezeyim. İçeride sessiz olmam gerekecek. Birazcık görüntü almak istiyorum, fotoğraf çekmek istiyorum, dokusunu hissetmek istiyorum. Çıktıktan sonra hemen anlatacağım sizlere dostlar. Tabii siz bunu çok kısa bir süre sonra izleyeceksiniz. Birkaç saniye sonra. Merhaba. Merhaba. Sette sina. Kütüphanenin yakınlarında bir park vardı dostlar, oraya geldim şimdi. Bayağı bir bakımsız yalnız. Baksanıza her yerde çer çöp var, pislik var. Oldukça bakımsız ve eski. Kediye bak. Yavrulara bak. Sen ne güzel durmuşsun öyle ya. Mazlum mazlum bakıyor. Kütüphaneyi gezdim dostlar. Oradan bahsetmeden önce ufak bir İskenderiye şehrinden bahsetmem gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi burası tarihi bir şehir dostlar. Yani böyle eski halini görünce hello, bye bye. No money. Burada gençler ve çocuklar çok fazla para istiyorlar. Geliyorlar size, tanışıyorlar. Daha sonrasında param var mı falan diyorlar. Yani bu kadar
derin bir kültürün olduğu, köklü bir tarihin olduğu şehre, ülkeye böylesi bir yer açıkçası yakışmıyor. Baksanıza yani, düzensiz, bakımsız, her yer çer çöp, pislik, insanlar yoksulluk içinde, gördükleri her turistten para istiyorlar. Açıkçası üzüldüm yani, naçizane üzüldüm. Orası tarihi bir şehir, kültür dolu bir şehir. Biliyorsunuz Büyük İskender'in kurdurduğu bir şehir İskenderiye. Döneminin önemli şehirlerinden bir tanesi. Memphis şehrinden bahsetmiştim. İskenderiye kurulduktan sonra Memphis'ten daha önemli bir pozisyona geçiyor. Şimdi Büyük İskender burayı kurduruyor ama seferlerine devam ediyor. Kendisinin Hindistan'a kadar gitme ve orayı ele geçirme arzusu var. Biliyorsunuz Hindistan seferinde de ölüyor sanırım. Yani yanlış hatırlamıyorsam o bölgelerde bir yerde hayatını kaybediyor çok genç bir yaşta. Daha sonrasında komutanları, generalleri arasında bir güç mücadelesi başlıyor. İmparatorluğu, çünkü devasa bir imparatorluk miras bırakıyor. Kim yönetecek? Ve komutanlar güç mücadelesine tutuşuyorlar. Yanlış bilmiyor isem farklı bölgeleri komutanlar paylaşıyor. Şu an bulunduğumuz burayı da 1. Ptolemaios, Batlamyus olarak da biz kendisini tanıyoruz. O yönetiyor ve burada bir krallık kuruyor. Şimdi kendisi başarılı bir komutan. Mısır Strap'ı diye geçiyor sanırım. Strap da eyalet demekmiş. Doğru telaffuz ediyorsam tabii kelimeyi. Daha sonrasında burada bir kütüphane kurduruyor. Şimdi dönemin önemli bir şehri dedik. Bunun üzerine dönemin en meşhur kütüphanesini burada kurduruyor dostlar. Şimdi karşıda polis noktası var, ben oradan geçmeyeceğim. Şöyle karşıya bir yere atmam lazım kendimi. Bu kütüphane İskenderiye Kütüphanesi. Şimdi bizim bu gezdiğimiz yeni İskenderiye Kütüphanesi. Ben beğendim bu arada kütüphaneyi. Gerçekten çok güzel bir dokusu var. İçerisine böyle bazı şeyleri de koymuşlar. Tarihi eserleri diyeyim yani, atıyorum 100-150 yıl önce buldukları şeyleri, o dönemde kullandıkları mesela gazete basma makinesi vesaire. Onları da koymuşlar, sergiliyorlar. Kaç kitap var bilmiyorum ama hem fiziki kitap, farklı dillerde fiziki kitaplar var. Çalışma alanları var. İçerisinin havalandırması, içerisinin o sıcaklığı, derecesi gayet güzel. Sessiz bir ortam, rahatça çalışabileceğiniz bir ortam. Bunun dışında bu arada bu çok güzelmiş ha. Böyle bir Roma zafer sütununa benziyor. Romalılar fethettikleri yerlere böyle zafer sütunları dikiyorlarmış. Onlara benzettim. Belki onlardan bir tanesidir, bilmiyorum. Güzel bir ortam yani, anlayacağınız. Elektronik kitap da var. Bilgisayarla da çalışabiliyorsunuz. Kitapların hiçbir şekilde fotoğrafını çekemiyorsunuz. Yani açıyorsunuz, bir sayfanın fotoğrafını çekemiyorsunuz. Bölümden bir parça almak istiyorsanız kitaptan fotokopi çektirebiliyorsunuz. Tabii ki bunun sanırım ücreti vardır ya da kütüphaneye üye olmanız gerekiyordur. O detayları bilmiyorum. Ben beğendim kütüphaneyi. Çalışandan çok turist var. Çokça turist grupları geliyorlar, geziyorlar kütüphaneyi. Önemli bir nokta. Görevli abiye sordum, dedim ki bu eski İskenderiye Kütüphanesi'nin olduğu yere mi kuruldu dedim. Onu tam bilmiyoruz ama öyle olduğunu düşünüyoruz dedi. Öyle mi bilmiyorum ama ben o niyetle gittim. Çok da mutlu oldum açıkçası orayı ziyaret ettiğim için. Çünkü antik dönemin en meşhur yerlerinden bir tanesi. Dönemin ünlü bilim insanları hep gidip orada çalışmışlar, üretmişler. Şimdi öyle bir kütüphane kuruyorsunuz ama o dönem şöyle bir sıkıntı var. Yazı. Hani nereye yazacaksın, nerede saklayacaksın o kitap denen kavramı, nerede muhafaza edeceksin? Kütüphaneyi kurdun da nereye yazacaksın kardeşim? Şöyle bir güzellik var. Papirüs isminde bir bitki var. Sadece Nil Nehri'nin çevresinde, yani Nil Deltası'nda yetişiyor. Bu papirüs bitkisinin gövdesini belirli işlemlerden geçirerek papirüs kağıdı elde etmişler o dönem. Yani o dönem için en önemli buluşlardan bir tanesi. Hatta insanlık tarihi için en önemli buluşlardan bir tanesi. Çünkü çok uzun yılları papirüsün üzerine yazı yazmışlar. Bir yazı yazıyor. Bunu işte belirli sayfaları, papirüs kağıtlarını birleştirerek kitap haline getiriyorlar ve kütüphanelerde saklıyorlar. Şimdi bu insanlık adına önemli bir buluş. Günümüze o dönemden kalan bir papirüs var mı bilmiyorum. Bilenler yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Şimdi İskenderiye Kütüphanesi'nin ünü bayağı artmış o dönemde. Papirüs burada yetişiyor ve Mısır ekonomisine de oldukça önemli katkıda bulunmuş. Çünkü diğer ülkelere, dönemin diğer medeniyetlerine papirüs ihraç ediyorlar buradan. Yani ekonomiye de katkısı oluyor. O dönemde Bergama Kütüphanesi de meşhur dostlar. Bergama'yı biliyorsunuz, İzmir'in bir ilçesi şu an. Orada Bergama Kütüphanesi kuruluyor ve oradaki krallık da, Bergama Krallığı, kütüphanesini genişletmeye çalışıyor. İskenderiye Kütüphanesi ile bir yarış içerisinde. Bir tane kaynakta şöyle yazıyordu. Atina'da bir kütüphane, küçük bir kütüphane kitaplarını satmak istemiş.
açık artırmaya çıkmışlar. Bergama Kütüphanesi ve İskenderiye Kütüphanesi çekişme içerisine girmiş. Bergama Kütüphanesi'nin yetkilisi demiş ki kitapların ağırlığı kadar biz altın veriyoruz, bize verin bu kitapları. İskenderiye Kütüphanesi o kadar para veremediği için Bergama Kütüphanesi'ne geçmiş o kitaplar. Bu duruma İskenderiye Kütüphanesi yetkilisi birazcık böyle tav olmuş sanırım. Buradaki papirüs ihracatı Bergama Krallığı'na yasaklanmış. Demiş ki onlara papirüs hiç ihraç etmeyin, ne yazarlarsa yazsınlar. E şimdi böyle olunca ne oluyor? Elinizde diyelim bir bilgi var, bilim insanları var. Bunu bir şeye yazmak zorundalar ki nesiller boyunca aktarılsın bu. Ama kağıtsız kalıyorlar, papirüs yok. Mısır'dan papirüs gelmiyor. Kral demiş ki, Bergama kralı, dört bir yana haber salın. Papirüse alternatif olarak bir tane şey bulsunlar, kağıt bulsunlar. Ödül de vereceğim kardeşim demiş. Ve böylelikle parşömen bulunmuş. Parşömen de yeni doğmuş oğlak, kuzu, buzağı derisinden belirli işlemlerden geçiriyorlarmış onları. Kurutuyorlarmış vesaire. Onun üzerine yazı yazılıyormuş. Daha dayanıklı oluyormuş papirüse kıyasla. Ve bu şekilde parşömen bulunmuş. Parşömenin icadı da oldukça önemli çünkü papirüsten daha dayanıklı. Osmanlı padişahları fermanlarını parşömen üzerine yazdırıyormuş. İşte Amerikan bağımsızlık bildirgesi parşömen üzerine yazılmış. İlk Kur'an-ı Kerim, ilk İncil parşömen üzerine yazılmış. Bergama Krallığı tabii bir adım öne geçiyor çünkü bunun ihracatını da yapmaya başlamış diğer krallıklara. Demiş ki bakın bizde daha dayanıklı bir yazı şeyi var, yazabileceğiniz bir kağıt var. Bunu satalım biz size demiş ve İskenderiye'deki bu papirüs ihracatına da bir ket vurmuş. Böyle bir çekişme olmuş aralarında. İskenderiye Kütüphanesi ve Bergama Kütüphanesi tabii ki dönemin önemli bilim merkezleri. İskenderiye Kütüphanesi'nin yetiştirdiği önemli insanlar var. Mesela biz Kraliçe Kleopatra'yı tanıyoruz ya, burada yetişmiş kendisi. 6-7 dil biliyormuş. İskenderiye Kütüphanesi'nde yetişmiş kendisi. Oğlunu tahta geçiriyor. Kraliçe Kleopatra'nın hikayesi de öyle. Oğlunu tahta geçiriyor, sonra anlaşamıyorlar. Sonra kendi tahta geçiyor ama önce bir sürgün oluyor. Roma'ya falan gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. Orada Jules Caesar'la mı aşık olup birbirine evleniyorlar mı? Öyle bir şeyler oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani Jules Caesar'la da bir gönül bağı var Kleopatra'nın. Sonrasında geliyor buradaki krallığa çöküyor. Bir süre o yönetiyor. Derken Jules Caesar öldürülüyor Roma'da. Diyorlar ki Kleopatra yaptı bu şeyi, suikasti, onun parmağı var. Kleopatra Roma'dan kaçmak zorunda kalıyor. Tekrar bu topraklara dönüyor. Sonra Kleopatra'nın peşine düşüyorlar derken peşine gelen komutan da Kleopatra'nın güzelliğine yenik düşüyor. Onunla aşk yaşamaya başlıyor filan, bilmem ne bilmem ne, öyle bir hikayesi var. Yani çok inanılmaz derin bir tarih. O yüzden çok detaya girmeyeceğim ama bu ufak dedikoduyu da vermek istedim sizlere. Biliyorsunuz Kraliçe Kleopatra'nın güzelliği, zekası ve çekiciliği günümüze kadar gelmiş. Bazı tarihçiler onun o kadar güzel olmadığını söylüyorlar. Bilemeyeceğim vallahi, günümüze kadar gelmiş namı. Ve çok erken hayatını kaybetmiş. İntihar ediyordu sanırım. Yani Roma'yla da bir ilişkisi var Kleopatra'nın. Buradaki İskenderiye Kütüphanesi'nde şöyle sona bağlayayım. Ah, şu sokağa arıyorum. Burası da yayalara açık sadece. Araçlar giremiyorlar. Sağlı sollu hediyelik eşya dükkanlarının olduğu, kıyafetçilerin vesairelerinin olduğu bir sokak burası. Bizim bildiğimiz İskenderiye Kütüphanesi hani yanarak yok oldu. Birkaç tane farklı iddia var. Hepsinin sonucu yangına çıkıyor. Böyle bir hikayesi var İskenderiye Kütüphanesi'nin. Oo, ne güzel koktu tütsü ya. Çok güzel koktu valla.
Kahire kadar meşhur olmasa da İskenderiye'nin de belirli bir turist potansiyeli var. Belki insanlar ilk Kahire'ye gidiyordur çünkü piramitler o bölgede. Daha sonrasında İskenderiye'ye geliyorlardır. Ama burayı görmek istiyorsanız Türkiye'den ilk olarak İskenderiye'ye uçun derim. Bir önceki videoyu izlediyseniz buraya geliş prosedürünü anlatmıştım. İlk olarak buraya gelirseniz güneye doğru rahatlıkla gidersiniz. Nil Nehri'nde biliyorsunuz dostlar, hazır Papirüs'ten bahsetmişken, Nil Nehri'nden de bahsetmişken onu da aktarmam gerekiyor. Dünyanın en uzun nehri 6600 küsür kilometre olması lazım. Biliyorsunuz Amazon Nehri'ni de görmüştük. O da dünyanın en uzun nehirlerinden bir tanesiydi. Kısmetse Nil Nehri'ni de göreceğiz Mısır seyahatinde. Nil Nehri Afrika'dan geliyor. Nereden doğduğu bilinmiyor bu arada. Mısır topraklarına girdiği kısım yukarı Mısır olarak geçiyor. Kuzeye doğru gittiğiniz zaman aşağı Mısır olarak adlandırıyorlar. Çünkü Nil'in akış yönüne doğru isimlendirmişler. Yani eski krallıklar kurulduğunda haritaya bakıyorsunuz, yukarıda aşağı Mısır, aşağıda yukarı Mısır yazıyor. Yani ters gibi gözüküyor. Halbuki Nil'in akışına göre isimlendirmişler. Nil Akdeniz'e dökülüyor. Yani bu topraklara ulaşıyor, buradan Akdeniz'e dökülüyor. Çok fazla seyyar satıcı var. Kimsenin de karıştığını görmedim vallahi. Büyük ihtimalle yasak olsa bile sallamıyorlardır ama yasak olduğunu da düşünmüyorum yani. Çok da tedirgin değil insanlar. Rahat rahat tezgahlarını açıp ekmeklerine bakıyorlar. Abi ben geçsem mi ya? Bir müsaade. Bir müsaade. Hop hop hop. Burada kitapçılar var. Ülkeye geldiğimde havaalanında biraz para bozdurmuştum. Oradaki kur 1 Amerikan dolarının karşılığı 49 Mısır poundıydı. Şimdi bir tane döviz ofisi gördüm. Bu arada bayağı güç döviz ofisi bulmak İskenderiye'de. Yani birkaç tane haritada var. İnsanlara soruyorum. Söyledikleri yerlerin hepsi kapalıydı. Bir tane polise sordum. O bana bir yer tarif etti. Orası açıktı. Orada da kur 1 doların karşılığı 49.15 Mısır poundu. Yani 15 kuruşluk bir fark var havaalanıyla. Yanlış bilmiyor isem önceden kara borsa vardı ve çok daha yükseğe bozuyorlardı ama devlet bu kara borsanın önüne geçmiş. Şu an bir Amerikan doları 49.15 civarı bir kura sahip Mısır poundu değerinde. Ben bu videoyu 2024 yılının Kasım ayında çekiyorum. Günümüz kuruyla 1 Türk lirası 1.4 Mısır poundu'na eşit. Şimdi ben paraları göstermek istiyorum sizlere. Şöyle en büyük paradan başlayalım. Bir tarafında Arapça yazıyor, bir tarafında İngilizce yazıyor. 200 pound bu. Mesela bu 140 Türk lirası. Şöyle 100 pound var. Bu ne kadar yapıyor? 70 Türk lirası. Takriben söylüyorum bu arada. İşte şöyle 50 Mısır poundu var. Bunu çok kullanıyorlar. Yani 100 ile 200 bu arada yüksek bir para. Her yerde bozmazlar diye düşünüyorum. 50'yi bile bazı yerlerde böyle verdiğimde bozarken kemküm yapmışlardı. Çünkü bir şey alıyorsunuz 10 pound, 20 pound falan tutuyor. Gerçi o sokakta. Şöyle 20 pound'u göstereyim sizlere. Böyle 10 pound. Bu da 5 pound. Şöyle göstereyim. Bozuk paralar var bir de ama şu an yanımda bozuk para yok. O yüzden gösteremeyeceğim sizlere. Gerçi 100-200'ü de bozarlar ya. Birkaç kere böyle 50 pound uzattığımda daha düşük para yok mu gibisinden bir sormuşlardı ama şöyle atlayacağım buraya. Paraları da göstermiş olayım sizlere dostlar. Her yerden kilit trafik, her yerden. Benim karnım acıktı, ben nerede yemek yiyeceğim ya? Böyle sokakta ciğer tarzı bir şey yapıyorlardı. Onu bulsam var ya, şahane olacak. Olsun abla. Bu, tam. Hurma. Hurma. Date. Hurma. Tamr meziz. Bir bardak alayım mı? Da haru. 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 Harubu bilmiyorum. Da dom. Enneb. Da tam. Tam. Evet. Ufak bardak varsa?
كوبايه بلاستيك؟ كوبايه بلاستيك نو ثلج لا اها تمام. Midemize sıvı bir şey girsin bari, tatlıdır diye düşünüyorum. Hurma suyuna benzettim. Hurma? Aa yok, bu yeterli. Aha. Bak, parmağın içine soktuğu bardağı alıyor, diğerini bırakıyor abla. Buz, sakın dışarıda buz tüketmeyin dostlar. Yani buzun nereden geldiğini bilmiyorsanız tüketmeyin. Suymuş bu. Tamam. Aha. O sanırım aroma katacak, sonra su ekleyecek. Dul. Dul. Tamam. Heh, tamam. Tamam, o zaman şundan da alayım. Selam. Tamam. Heh. Ha, bunu da yıkıyor, orada tozlanmış çünkü. Şükran, şükran, şükran. Ne kadar abla, how much? 2. 20. Ha, 10 mısır poundu'ymuş. Şükran abla, şükran. Şükran, 10 mısır poundu'ymuş bu. Oo, bayağı iyiymiş bu ya. Bayağı güzelmiş tadı. Tanıdık bir tat geliyor ama çıkaramadım ne olduğunu. Pekmez, pekmez. Heh. Sulandırılmış pekmez bu. Tamam. Şimdi oldu. Sulandırılmış pekmez. Enerji verir. Böyle kıraathaneler var. Selamun aleyküm. Nargile tüttürüyorlar, kahve içiyorlar. Seviyorum bu kıraathaneleri. Böyle sokak arasında bir kıraathaneye gidin, oturun. Yani çok sohbet etme imkanı olmuyor. Maalesef dilden dolayı, dil bilmemekten dolayı. Ama ve lakin o kadar böyle bir hürmetkarlar ki, o kadar sıcakkanlılar, güler yüzler ki böyle ortam da şahane oluyor. Bazen dayılar böyle oyun oynuyorlar. Onların yanına oturuyorsunuz, mis. Ortamı takip etmek, gözlemlemek, koklamak acayip keyifli oluyor. Bayılıyorum. Selamun aleyküm abi. Kifak. Kullu tamam. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Abimizin tezgahını da gösterelim şöyle. Burada ekmeğinde abimiz. Türk kahvesi yapıyor. Şükran abi. Ara sokaktan geçiyordum da arkadaşla karşılaştık. Nereye gidiyorsun dedi. Kiliseye mi gidiyorsun dedi. Hemen karşıda da kilise var. Burada Müslümanların yaşadığı gibi Hristiyanlar da yaşıyor dostlar. Şehrin belirli noktalarında kiliseler var. Oraya doğru yürüyordum. Arkada farklı bir noktaya gidecektim. Oraya mı gidiyorsun dedi. Öyle bir sohbet başladı. Gel dedi kahve ısmarlayayım. Dedim valla biraz önce şey içtim yani, o pekmez suyundan içtim, onu söylüyordum. Tanışmış olduk. Teşekkür ederim. Teşekkürler abi. Teşekkürler. You also know some Turkish, right? You went Turkey. Very little Turkish. What do you know about Turkey? Günaydın. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Tuba Boston. Ha, Tuba. Tuba büyük üstünü seviyormuş. Onun fotoğrafını gösterdi de bana. You travel Turkey, right? Yes. Yes, I'm coming from Turkey from 4 months. Ah, 4 months ago. 3 months. 3 months. 3 ay önce gelmiş. İskenderun and Mersin. Ha, İskenderun'da Mersin'e gitmiş. Also you visit İstanbul, İzmir. İstanbul, İzmir. I show you some videos. Okay. Okay. Türkiye'de seyahat etmiş de onu da anlattı bana. Onu da çevireyim dostlar. Böyle bazen direkt çeviri daha rahat oluyor. Alt yazı yazdığında genelde atlanıyor o kısımlar. What is your name? Ahmet. Ahmet, Burak. Burak. Nice to meet you. Nice to meet you. Memnun oldum. Türk in Turkish. Memnun oldum. Memnun oldum. Aha, memnun oldum. Teşekkürler. Teşekkürler. His present. Your
place? Yes. No. You work here? No, yes, yes, his brother. Ah, your brother? Yes. Ah, selamu aleyküm. Muhammed. Kifak Muhammed. How are you? Hi. Burak from Turkey. Ah, Turkey. Baklava. Baklava, yes. Afiyet. Of. Delicious, lezzetli. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ah, şey, tamir yapıyorlar burada. Oto servis, oto servis. Burası sanayi kısmı dostlar, sanayiden geçiyordum da. O vesileyle tanışmış olduk, şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Bir de tramvay yolu var burada, tramvay da geçiyor sanırım. Tramvay. How is life in Alexandria? How many life? How is life in Alexandria? Who's life? How is life in Alexandria? Ah, how is life? Same Istanbul. Same Istanbul. Ah, yes, yes, same Istanbul. Same life. Is same it life, but different political. Different politics. Okay. Different politics. Is it expensive to live in Egypt? Yes, expensive. How much is the minimum salary in Egypt? In range. Range, average. $300 per month. More or less $300 per month? More, not less. Not more. Less? Ah, okay. Not less. Okay. $300, $400 or more. Kifak, habibi, kifak. Selamun aleyküm. Kardeşlerim burada çalışıyor ya. They work here? Yes, yes. Ha, çalışıyor burada. Çıraklık yapıyor şimdiden. Görüşürüz. Tuktuklar da var şehirde. Pazarlık yapın. Zaten Mısır'a geldiğiniz zaman her şeyde pazarlık yapmanız gerekiyor. Fiyatta anlaşın, nereye gidecekseniz size bir şehir turu attırır. Tuktukçu abilerimiz. Böyle kendimi karşıya atacağım. Bayağı bir ara sokaklara daldık. $300 ve üzeri diyor aşağı yukarı aylık kazanç Mısır'da. İnternette ben yabancı sitelerden araştırdım. 4-5 farklı kaynaktan araştırdım. Tabii ne kadar doğrudur bilmiyorum. 160 küsür dolara falan tekabül ediyor yazıyordu. Hatta bazı kaynaklar direkt şey yazmışlar. 6000 Mısır poundu askeri ücret yazmışlar. O da $120 tekabül ediyor. Ama dediğim gibi internette araştırıyorsunuz bir şeyleri, işte haber siteleri olsun, bazı web siteleri yabancı ülkeler hakkında araştırmalar yapıyorlar. Onlarla ilgili bilgileri paylaşıyorlar. Ne kadar güvenilirdir, ne kadar değişkendir bu şeyler, fiyatlar. Orası meçhul. Selamun aleyküm. Kifak. From Türkiye, Burak. Türkiye. Türkiye. Aha. Selamun aleyküm abi, senin de eliniz kim? Eyvallah. Selam. Ya burada Türkiye'den geldiğinizi söylemeniz gerekiyor. Neden? Çünkü gerçekten bakışları böyle daha bir şey oluyor. Seviyorlar çünkü bizi. O yüzden ben de söylüyordum. Bilsinler abi, ara sokakta dolaşıyoruz. Kamerayla dolaşıyoruz. Kim bu? Birader demesinler. Ben doğru yere mi girdim ya? Bir yere girdim ama. Selamun aleyküm abi. Pompei? Okey, okey. Buradan mı? Okey. Bak abi anladı. Buradan. Sağa döneyim. Tamam. 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 Tamam, şükran. Selamun aleyküm. Kifak? Kifak? Habibi. Şükran abi. Pompei Spiller yazıyor ya dostlar. Pompei, Roma Zafer Sütunu hemen buranın arkasında kaldı ama nakit olarak para kabul etmiyorlar. Sadece kartla ödeyebilirsin dediler. Ben de kartımı burada kullanmak istemedim. Şöyle salaktan bir iki tane video çektim, fotoğraf çektim. Yeter. Zaten tadilat var. Yani o ana sütunu tadilatı almışlar, o yüzden girmeye gerek yok açıkçası. Roma Zafer Sütunu olarak geçiyor. Burada bir tramvay yolu var. Bayağı arka mahallelere geldik buraya göreceğiz diye. Kaldırım döşüyorlar buraya.
Yeniliyorlar yolu. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız. Hello. You want to talk? What is your name? Mala. İsmim Mala. Mala, Burak. What is your name? Meryem. Meryem, Burak. Senin abi ismi? Muhsin. Burak, nice to meet you. From Turkey. No. I don't have money. No. 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 No, I don't have money. No. Şükran. Kızlar laf attı. Kamerayı görünce elimde. Konuşalım mı dedim böyle. Tamam dedi. Sonra şey yapıyor ama hani para verir misin diyor. Burada gençler maalesef, hatta gençler değil, genellikle insanlar turistlerden para istiyorlar. Yoksullar yani. Yapacak bir şey yok. Ciddi bir yoksulluk var. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız, bildirimleri de açarsanız çok iyi olur. Çünkü video paylaştıkça haberdar olursunuz. Size bildirim gelir. Bu şekilde video paylaşır paylaşmaz izleme şansına sahip olmuş olursunuz. Ücretsiz bunlar bu arada. Yani sadece katıl özelliği var kanalımda. İsteyenler ücretli bir şekilde bana hani destek oluyorlar. Kanalıma katıldan ücretli abone olmuş oluyorlar. Ama onun dışında diğer şeyler, beğeni atmak, yorum atmak, bir para ödemenize gerek yok. Ücretsiz. Gezdik, dolaştık. Ama İskenderiye videoları devam edecek. Sadece bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda yine İskenderiye sokaklarında olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum. Adios amigos.